Merhaba, içerime hoş geldiniz sevgili Pusula Çağlayan ailesi, kıymetli izleyicilerim. Bugün tavuk kavurma yapacağız mutfak çalışmamızda. 600 gram kadar tavuk göğsü, iri kuşbaşı doğranmış, sirke, 3 yemek kaşığı, küçük bardaklarda böyle yarım yarım sıvı yağ ve zeytinyağı, 3 diş sarımsak, birer çay kaşığı köri, kırmızı biber, ve kekimiz var, az da tuzumuz var. Marinasyon için bunlara ihtiyacımız var. Açıklama kısmında malzemelerin detaylı yazarım. Oradan bakarsınız. Şimdi bir geniş kabın içerisinde baharatlarımızı, sirkemizi, yağımızı buluşturup bir çırpalım. Sonrasında iri doğranmış kuşbaşı tavuklarımızı da döküp marinasyon için güzelce bir karıştıralım. Sonra bir 3 saat kadar dinlendirelim. Ne kadar çok dinlendirirseniz lezzet o kadar güzel olur. Mümkünse bir gün önceden de marinasyon işlemini yapıp bekletip ertesi gün işlem de yapabilirsiniz. Daha lezzet yukarıya çıksın isterseniz. Karışımları yapıp dinlenmeye bırakalım. Sonrasında da güzelce bu tavuk kavurma işlemimizi yapalım. Tavuktan kavurma olur mu demeyin. Göreceksiniz. Çok güzel, lezzetli olacak. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu lezzete bayılacaksınız. Tavuk kavurmadan belki de bundan sonra vazgeçmeyeceksiniz. Çok güzel olacak. Çok da güzel kokuyor. Çok da lezzetli oluyor. Baharat yapısı çok dengeli. Harika bir tarif. Beğeni, like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bu güzel aileyi büyütmeye devam ediyoruz birlikte. Evet, şimdi çırpma işlemimizi gerçekleştirelim. Baharatlarla yağlar, sirke bir buluşsun güzelce. Sonrasında tavuğumuzu içine karıştırıp şöyle elimizle biraz avukalayalım. Ondan sonra dinlenmeye bırakacağız. Marinasyon işlemi bir gerçekleşsin tavuğumuzun. Evet, dinlenme işlemini gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi bir kaşık tereyağı yine var. Ben tereyağsız yapamıyorum. Baştan malzemelerin içinde görmemiştiniz. Söylememiştik ama yine uygulama esnasında aklıma geldi. Bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağız. Tavanı, kabın ilk zeminine tereyağlı bir ıslatalım. Sadece bir kaynatalım onu. Sonrasında dinlenmesini yaptığımız tavuklarımızı kabımızın içerisine dökelim. Kavurma işlemine başlayalım. Evet, kavurma yaptığımız kabımız güzelce ısındı. Biraz şöyle kendi haline biraz kavrulsun. Hafif renkleri dönmeye başlasın. Biraz karıştıralım, sonra kapağımızı kapatalım. Şöyle güzelce bir pişsin, kavrulsun tavuğumuz. Evet, rengi döndü biraz. Kapağını kapatıp bir 20 dakika kadar kendi haline kaynasın. Hafif sulu kavurma ette olduğu gibi bunda da sulu kavurma tarzı oluşsun diye biraz yağlı olacak, hafif. Ekmeğimizi banabilelim.
Evet, neredeyse oldu sayılır. Az daha kavuralım. Lezzet üst düzeye çıksın. Evet, çok lezzetli bir tavuk yaptık bugün. Altını söndürebiliriz. Harika kokuyor. Buram buram koku. Muazzam olmuş. Sıcak olacak biraz ama bir tadına bakalım şöyle. Çok güzel olmuş. Neredeyse sucuk tadı gelecek. Yani o kadar güzel olmuş ki. Kokusu çok güzel. Lezzeti de çok güzel oturmuş. Bu tarife bayılacaksınız. Evet, şu lezzetli tavuk kavurma yemeğimizin şöyle yağına biraz banalım. Beraber yemeden olmaz. Muhteşem lezzetli. Yine sıcak. Sizin için sıcak sıcak tadıyorum. Muhteşem lezzetli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Muhakkak deneyin. Koku muazzam. Neredeyse sucuk lezzeti gelecek. O kadar lezzetli olmuş kavurma. Tavuktan kavurma olur mu demeyin. Oluyor. Bence muhakkak bir deneyin. Beğeni, like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz lütfen abone olsun. Süper teşekkürlerinizi bizden esirgemeyin. Yeni içerik ve çalışmalarda yine beraber olmak dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın. Tam zamanlı Pusula Çağlayan ailesinde kalın. Hoşça kalın.